Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan ordusuna saldırı sonrası intikam operasyonu başlatılmasıyla birlikte Ermenistan'ın dostu İran sınırı sevkiyatlar gerçekleştirirken Ermenistan'a destek verildi. Azerbaycan ordusunun intikam operasyonu başlatmasıyla birlikte İran ordusu tarafından Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat gerçekleştirilirken İran medyası da Ermenistan'a destek verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Fars Haber Ajansı ve sosyal medya kanalları, Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıtırken Ermeniler lehine yayınlar yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu kontrolündeki Fars Haber Ajansı ve sosyal medya kanalları, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dağlık Karabağ'ın çeşitli bölgelerini işgal ettiğini iddia etti devrim muhafızlarına bağlı medya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden kuzey eyaleti olarak bahsedilirken, Azerbaycan'ın İran'ın kuzey eyaleti olduğu provokasyonu yapıldı. SEPA internet sitesi, Dağlık Karabağ Bölgesi Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Artsa ordusunun 7 çalışanının ateşkes rejiminin ağır ihlali sonucu yaralandığını duyurdu denildi. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas da Dağlık Karabağ'daki çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdığını belirtti. Zas, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Sekreterliği, Dağlık Karabağ'da meydana gelen ve can kayıplarına neden olan silahlı çatışmalarla ilgili haberlerden endişe duymaktadır. Şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve mevcut farklılıkları çözmek için tamamen diplomatik yöntemlere başvurmaya çağırıyoruz dedi. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ adında bir idari toprak birimi yok. Bu ihtilaf 10 Kasım 2020 ilanıyla tarih arşivlerine gömüldü. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Rusya Savunma Bakanlığı bu gerçeği kabul etmedikçe Ermeni ayrılıkçılığı gelişecek ve çatışmalar kaçınılmaz olacak. Türkiye'de birçok haber kanalı, sosyal medya kullanıcısı ve YouTube kanalında halen daha Karabağ'dan Dağlık Karabağ olarak bahsediliyor. Bunlar bilerek veya bilmeyerek Ruslara ve Ermenilere hizmet ediyor. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında Ermenistan'ın Azerbaycan'ın batısı ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Zerduşt Alizade, Rusya'nın 10 Kasım üçlü bildirgesinde Ermenistan'ın yasa dışı silahlı gruplarını Karabağ'dan çıkarmayı üstlendiğini ancak bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. Temel sebebin Ermenistan'ın Karabağ'daki yasa dışı silahlı kuvvetlerini geri çekmek ve Zengezur koridorunun kontrolünü Rusya'ya vermek istememesi olduğunu ifade eden uzman, Ermenistan egemenliğini korumak istiyor. Ancak bu arzuyu gerçekleştirmek istediklerinde bir şeyi unuturlar. Azerbaycan topraklarını 27 yıl işgal altında tutabilmeleri Rusya sayesinde olmuştur. 3 Ağustos'ta gerçekleşen terörle mücadele operasyonu, Ermenistan'ı aklı başına getirmek için gerçekleştirilmiştir. Bu durum çıkarlarımızı tam olarak karşılamaktadır. Rusya da Azerbaycan'ın talebini yerine getiriyor ve bu operasyondan sonra Ermenistan'ın aklının başına geleceğini düşünüyor. Şimdi Ermenistan'ın iki talebi var temel olarak yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetleri Karabağ'dan çıkarılmalı ve Karabağ'da yaşayan Ermenilerin güvenliği yasal bir belge ile barış gücü kontrolüne devredilmelidir. İkincisi, Zengezur'un kontrolü Rusya'ya verilmelidir dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus işgalcilerinin saldırılarını başarıyla püskürttüğü belirtildi. Özellikle Slovyanskı, Kramatorsk, Bahmut ve Avdivski ve bazı bölgelerde çatışmaların yaşandığı kaydedildi. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın füze ve topçu birliklerinin Rus askeri kalelerini, personel kümelerini, lojistik destek üslerini ve mühimmat depolarını hedef almaya devam ettiğini belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu, büyük olasılıkla Rus askeri lojistik ikmalini etkileyecek ve Rus askeri muharebe destek unsurları üzerinde baskı oluşturacaktır denildi. Açıklamada, Rus kuvvetleri, yakın zamanda hasar gören Antonov Köprüsü'nün yakınına ve her ikisi de Güney Ukrayna'daki her sonda Dnipro Nehri'ni geçen yakın zamanda hasar gören Demiryolu Köprüsü'ne yakın suya piramidal radar reflektörleri yerleştirdi. Radar yansıtıcıları muhtemelen köprüyü sentetik açıklıklı radar görüntülerinden ve olası füze hedefleme ekipmanından gizlemek için kullanılıyor. Bu, Rusya'nın batı tarafından sağlanan sistemlerin artan menzili ve hassasiyetinden duyduğu tehdidi vurgulamaktadır denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Rus kuvvetlerinin muhtemelen Ukrayna'nın Enerhodar'daki Zaporizhia nükleer santralini batının Ukrayna'da bir nükleer felaket olacağı korkusuyla oynamak için kullandığı ve böylece batılı güçlerin bir Ukrayna karşı saldırısına askeri destek sağlama iradesini bozmaya çalıştığını belirtti. Açıklamada, Rus kuvvetleri muhtemelen işgal altındaki Donetsk Oblastı'nda Ukraynalı savaş esirlerini tutan hapishane kompleksini ateşe verdi. Ancak Ukrayna'yı Batı tarafından sağlanan askeri teçhizatı kullanarak yaptığı iddia edilen hassas bir saldırıdan sorumlu tuttu ve muhtemelen Amerika'nın Ukrayna'ya hımar sağlamaya devam etme konusundaki tereddütünü artırdı. Moskova, Ukrayna'da kullanılmak üzere insansız hava araçlarını güvence altına almak için Tahran ile olan ilişkisini güçlendirme çabalarını sürdürüyor denildi. Rus kuvvetlerinin Slovyans'ın kuzeybatısında sınırlı bir kara saldırısı gerçekleştirdiği ve Bahmuda kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu'dan ilerlemeye devam ettiği, Avdivka'ya önden saldırılara öncelik verdiği ve Piski'de zemin kazanamadığı aktarıldı. Açıklamada Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Kuzey Herson oblastındaki karşı saldırılarını veya karşı saldırılarını önlemek için bir saldırı grubu oluşturduğu bildiriliyor. Rus işgal makamları, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhak edilmesine ilişkin yaklaşan sözde referandumda hem yüz yüze hem de çevrimiçi oylamaya izin verebilir ve daha basit Rus oylarına hile karıştırabilir denildi. Diğer yandan Ukraynalı gazeteci Roman Simbalyuk, Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'nin artık tabur taktik gruplarının olmadığını, çok ciddi kayıpları olduğunu açıkladı. Ukraynalı gazeteci, kayıpları telafi edememe nedeniyle hava kuvvetleri yeni basitleştirilmiş bir yapıya geçiyor. Böylece 200'e kadar askerden oluşan saldırı grupları yeniden biçimlendirilir. Herson bölgesine bir saldırı planlayanlar bu gruplardır. Aslında Rus tabur taktik gruplarının 600 ila 800 subay ve askeri olması gerekir dedi. Rusya Soruşturma Komitesi, Çernigovşina bölgesinde Rus savaş esirlerini katleden Ukraynalı askerlerin kimliklerini belirlemek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Silahsız esir Rus askerlerinin Ukraynalı askerler tarafından vurularak yola atıldığı videonun ortaya çıkması üzerine harekete geçen komite, videoda Mart sonu ve Nisan başı gibi Çernigovşina bölgesinde silahsız Rus savaş esirlerine yapılan katliamın görüldüğünü kaydetti. Komite, katliamın aşırı sağcı sağ sektör örgütünün üyeleri tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi. Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna hakkındaki arzularında başarılı olamaması bizim çıkarımıza. Putin'in istediğini askeri güçle elde edebileceğini gördüğü bir dünya bizim için daha tehlikeli bir dünya olacaktır. Rusya bu savaşı kazanırsa Putin şiddetin işe yaradığını teyit etmiş olacak. Sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir dedi.